Bugün önceki genel başkanlarımız Sayın Altan Öymen, Sayın Hikmet Çetin, Sayın Murat Karayalçın'la birlikte milletvekillerimiz, parti meclisi üyelerimiz, il başkanlarımız, kurultay delegelerimizle birlikte milli mücadelenin simge kenti Sivas'tayız. Bundan tam 105 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları Birinci Dünya Savaşı'nı kaybetmiş, Mondros Mütarekesi'ni imzalamış, toprakları taksim ve işgal edilmiş, tersanelerine girilmiş, orduları dağıtılmış bir ülkeyi ayağa kaldıran bir kongreyi Sivas'ta toplamışlardı. O kongrede 8 gün süren tartışmaların, 8 gün süren fikir alışverişlerinin sonunda hem Kurtuluş Savaşı örgütlendi hem de Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki kuruluşuna yönelik idealler ve yol haritası ana hatlarıyla belirlendi. Biz bugün 105 yıl önce bu topraklarda Cumhuriyetimize ve bağımsızlığımıza uzanan yolun en önemlilerinden birinin atıldığı Sivas'tayız. Bugün bizi Sivas'ta ağırlayan Sivas İl Örgütümüze, milletvekilimize ve tüm üyelerimize yürekten teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı, Havza ve Amasya genelgeleriyle Erzurum Kongresi sonrası Sivas'a geldi. Temsil Heyeti Başkanı Gazi Mustafa Kemal Başkanlığında 41 kongre delegesi 4 Eylül 1919 günü Sivas Sultani binasında toplandılar. Kongrede tam 8 gün boyunca Cihan Harbi'nden çıkan, işgale uğrayan ülkenin nasıl kurtarılabileceği tartışıldı. Tıbbiyeli Hikmet'ten Mülkiyeli Hakkı Bey'e, Bitlis Valisi Masar Müfit'ten Karaman Belediye Başkanı Halit Hami'ye, Beyrut Valisi Bekir Sami'den Reji İdaresi Memuru Yusuf Bahri'ye kadar tüm delegeler fikirlerini açıkça beyan ettiler, özgürce tartıştılar. Ve 11 Eylül günü mütabakatla çıkan bildirgede milli istiklalimizin sağlanması için milli iradenin hakim kılınması esastır ifadesi yer alarak manda ve himaye kesin bildiriyle reddedildi. Bölgelerinde mücadele yürüten cemiyetler, dernekler, yapılar Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti altında birleştirildiler. İstanbul Hükümeti'ne Milli Meclisi bir an önce toplama çağrısı yapıldı ve burada alınan tüm kararların meclisin denetimine ve onayına sunulması net bir dille talep edildi. Bu nedenle Sivas Kongresi önce son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin toplanmasını, ardından kurtuluş mücadelemizi de yönetecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasını kolaylaştırmış, teşvik etmiş ve zorlamıştır. Bağımsızlık ve özgürlüğümüze giden yolun en güçlü kolonu Sivas Kongresi'nde inşa edilmiştir. Atatürk yıllar sonra Sivas Kongresi'ni bir milletin kurtuluşunu hazırlayan kararların verildiği yer olarak tanımlamıştır. Partimizin kurulduktan sonra, yani 9 Eylül 1923'te kuruluş dilekçesini verdikten sonra ilk kongresini, o günkü adıyla kongre, Ekim 1920'de gerçekleştirdi. O gün kongrenin açılışında Cumhuriyet Halk Fırkası'nın ilk kongresi anonsu yapılmıştı. Ancak Atatürk ilk kurultayımızı Sivas Kongresi olarak tanımlamış ve Sivas Kongresi'nin partimizi doğurduğunu açıkça ifade etmiştir. Sivas Kongresi bizim ilk kurultayımızdır. Atatürk Büyük Nutku olarak bilinen 1927 Büyük Kongresi'nin açılış konuşmasında şöyle demiştir. Fıkramız geçen ıstırap seneleri içinde
milletimizin hayatı ve şerefi için gösterdiği yüksek azim ve iradenin temsilcisi olarak bundan 9 sene evvel meydana çıkmıştı. Bütün Anadolu ve Rumeli'yi kapsamak üzere ilk genel kongremiz Sivas'ta yapılmıştı. Teşkilat esas itibariyle korunmuştur. Ve bugün siyasi fırka haline tecelli eden mevcudiyete başlangıcı o gün teşkil edilmiştir. Dolayısıyla bugün açılışı ile iftar ettiğim büyük kongremiz Sivas Kongresi'nden sonra teşkilatımızın ikinci büyük kongresidir. Hayırlı olsun. Kurucumuzun ifade ettiği gibi Sivas Kongresi'ndeki yapı korunarak 1923 yılında siyasi fırkaya dönüşen partimiz, ulusal bağımsızlık mücadelemizi yöneten iradenin de ta kendisidir. Kurucu kadrolarımız 4 Eylül 1919'da Sivas'ta üstlenilen sorumluluğu taşırken, arasız devrimler yaparken, ülkenin çıkarı için cesur adımlar atmakta bir an için bile tereddüt etmemişlerdir. İşte bu nedenle ikinci Cumhurbaşkanımız Lozan Fatihi İsmet Paşa 14 Mayıs 1950 akşamı seçimleri kaybettiğimizde bu yenilgiyi demokrasinin en büyük zaferi olarak nitelendirmekten bir an için tereddüt etmemiştir. Ülkemizi kurtaran, bağımsızlığı mümkün kılan partimiz ülkemizi önce demokrasiyle, sonra sosyal demokrasiyle tanıştırmıştır. Ne yazık ki partimiz son yarım asırda tek başına iktidar olma imkanından mahrum kalmış, bunu başaramamıştır. Ülkeyi yönetecek sorumluluğu elinde bulunduramamıştır. Ancak bugün Sivas'tan kurucu kadrolarımıza armağan etmek isteriz ki bugün kuruluş felsefesinden sapmayan Cumhuriyet Halk Partisi yapılan son seçimlerin ve Türkiye'nin birinci partisi. Partimize ömrünü adayanlara armağan ederiz ki 4 Eylül 1919'da Sivas Kongresi'nde kurulan partimiz o kongreden tam 105 yıl sonra yapılan seçimleri kazanarak 47 yıl aradan sonra Türkiye'nin birinci partisi olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi bugün özgüvenli siyasetiyle iktidarın tek ve en güçlü seçeneğidir. Atatürk'ün hatırasına armağan ederiz ki partimiz Cumhuriyeti korumaya, yüceltmeye ant içmiş gençlerin ve kadınların daha çok söz sahibi olduğu bizatihi milletin partisi olarak yapılacak ilk seçimlerde atamızın partisini iktidar yapacak kararlılıkta. Sivas Kongresi'nin ilk kurultayımızın 105. yılında yeniden bu güzel cumhuriyet kentindeyiz. Yeniden Sivas'tayız. İkinci yüzyıl değişim kurultayımızın açılışını bugün burada hep birlikte yapıyoruz. Geçen yıl bugünlerde 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden mağlup çıkan partimiz son derece üzgün, son derece yaralı, son derece umutsuz seçmenlerimiz vardı. Sokakta karşılaştığımız gençlerin gözündeki fer sönmüş, büyüklerimizin omzu yere düşmüştü. Toplumda büyük bir hayal kırıklığı ve umutsuzluk hakimdi ve bu tüm ölçümlere yansıyordu. O günlerde hepimizin önünde yeni bir sorumluluk vardı. Yeni bir sayfa açmak için şunu söyledik: artık hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. Ve ekledik: Cumhuriyet Halk Partisi değişecek, Türkiye değişecek. İşte 5 Kasım kurultayında delegelerimizin olduğu ortaya koyduğu irade 31 Mart seçimlerinde partimizi Türkiye'nin birinci partisi yapan iradenin ta kendisiydi. 5 Kasım kurultayımızın sloganı değişimdi. Ancak bu değişimi sadece kişilere indirgemek bir haksızlık, bir vefasızlık yapmak olur. İhtiyacımız olan bu değişimi
başta partinin yazılı belgelerine yansıtarak sürdürmek, devam ettirmek ve bu değişimin sonucunda başararak sonuç almaktır. İkinci yüzyıl değişim kuruktayında bu değişim talebinin altını doldurarak tüzüğümüzü daha da demokratikleştirecek. Ardından partimizin iktidar programına evrilecek olan parti programımızı değiştirme aşamasına güçlü bir adım atacağız. Şimdiden kurultayımız için Nisan ayından itibaren görüş ve önerileri toplamaya başladık. Önümüzdeki günlerde 6'sında tüzüğümüzü değiştirdikten sonra 7'si ve 8'inde 25 farklı masada 4 ana temada çok farklı fikirlerin, görüşlerin tartışıldığı ve değişim kurultayının en önemli bileşeni olan program değişikliğini nasıl yapacağımız, 81 ilde nasıl yürüteceğimiz, ilçelere nasıl taşıyacağımız, kamuoyunun taleplerini nasıl alacağımız, toplumun beklentilerini nasıl duyacağımız, var olan çözümleri nasıl anlatacağımız, yeni çözümleri nasıl üreteceğimizi hep birlikte tartışacağımız çok kıymetli iki günü de 7'sinde ve 8'inde hep birlikte gerçekleştireceğiz. Ardından 9 Eylül'de partimizin kuruluş yıl dönümünde aynı zamanda düşman ordularının Ege'ye, Akdeniz'e dökülmesinin yıl dönümünde hep birlikte bugün olduğu gibi önemli bir tarihsel sahipleniş ve vurguyla Türkiye'nin kurulurken de birinci partisi, son seçimlerinde birinci partisi, bugünün de birinci partisi, yapılacak olan ilk seçimlerinde birinci partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin birlik, beraberlik içinde bu süreci tamamladığını dostlara büyük bir kıvançla, dost olmayanlara da duyacakları derin kaygıyla hissettireceğiz. Bunun için bugün buradayız, hep birlikteyiz. Başarmak için ilk adımı atmak üzere yine Sivas'tayız, yeniden Sivas'tayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin diğer partilerden çok önemli bir farkı vardır. Bizim kurultaylarımızın özelliği şudur. Bizim kurultaylarımız liderlerden talimat almaz. Liderlerin dediğini yapmaz. Liderlerin telgrafında ayağa kalkıp nefes almadan dinlemez. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayları görev almaz, görev verir. Gazi Mustafa Kemal'in liderliğindeki Sivas Kongresi Cumhuriyet Halk Fırkası'nın kadrolarına, Cumhuriyet'in kurucu kadrolarına mandayı himayeyi reddetme, kurtuluşu örgütleme, bağımsızlığı ilan etme görevi vermiştir. 1972 kurultayı Bülent Ecevit'i genel başkan seçmiş, ona partimizi işçilerle, üretenlerle, ezilenlerle, hak arayanlarla buluşma, sosyal demokrasiyi iktidar yapma görevini vermişti. Bülent Ecevit de kadrolarıyla birlikte bu görevleri teker teker yerine getirdi ve tarihe geçti. 5 Kasım kurultayında bizlere verilen görev de partimizin önünü açacak bir değişimi sağlamak ve önce yerel seçimlerde ardından genel seçimlerde birinci parti olma göreviydi. Biz bu görevi kurultayımızdan aldık. Biz bu görevi siz kurultay delegelerimizden aldık. Gençlerin ve kadınların daha fazla yer bulduğu, bilime inanan sokağın sesini duyan bir anlayışla yerel seçimlere gittik. Ve kurultayımızdan aldığımız ilk görevi başarıyla tanımladık. Yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinci parti yaptık. Şimdi bize düşen görev örgütümüzün ve milletimizin beklentilerine göre demokratik bir düzük yapmak, güçlü bir program yapmak için ilk adımları atmak ve o programı kısa süre içinde hayata geçirmek ve yeni bir kongreyle yürürlüğe sokmak, kısır kavgalarla, şahsi tartışmalarla değil, nitelikli tartışmalarla ve kavga etmeden nitelikli bir
süreci hep birlikte yürüterek, milletin gündeminden başka bir gündemi konuşmadan, bizi çekmek istedikleri kutuplaşma oyunlarına asla gelmeden, birlik ve beraberlik içinde genel seçimlere gitmek, özgüvenli siyasetimizden ödün vermeden geleceğe yürümek ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini ilk genel seçimlerde iktidar yapmak. Türkiye'nin birinci partisinin rakibi artık diğer siyasi partiler değildir. Hedefimiz yerel seçimlerde aldığımız %38'lik oyu %50'nin üzerine çıkarmak için milletle kurduğumuz bağı çok daha güçlü hale getirmektir. Diğer partilerin hedefi bize ulaşmak, bizim hedefimiz ise kendi başarı çıtamızı daha da yukarıya çıkarmaktır. Artık Türkiye eski Türkiye değildir, olmayacaktır. Milleti bölerek, ayrıştırarak iktidarda kalma dönemi kapanmak üzeredir. Çünkü onların karşısında artık milletin hakkının yegane savunucusu olan bir Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye'nin tüm renklerini kucaklayan Türkiye İttifakı vardır. Bugün Türkiye artık gitmekte olan bir hükümetin neden olduğu ağır sıkıntılar içindedir. Emekliler, asgari ücretliler, üreticiler geçinemiyoruz diye feryat etmekte, sokakta ve meydanlarda ses yükseltmektedirler. Ancak biz iktidar başarısız olursa biz iktidar oluruz diye beklemedik, beklemiyoruz, beklemeyeceğiz. Biz iktidara milletin güvenini kazanarak, milletin rızasını alarak ve iktidarın en güçlü alternatifi milletin gönlündeki tek umut olarak yürüyeceğiz. Bizim her soruna doğru bir tespitimiz ve doğru bir çözüm önerimiz mevcuttur. Bizlere düşen partimizin her alandaki tutumunu, önerisini 81 ilde 86 milyon vatandaşımıza ulaştırmaktır. Bunun için görevin en ağırı ne genel başkanda, ne grup başkan vekillerinde, ne parti meclis üyelerinde, ne milletvekillerinde. Bu görevin esas yükü çok güvendiğimiz, çok inandığımız sizlerde Cumhuriyet Halk Partisi örgütündedir. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi tüm mikro sorunların yanı sıra Türkiye'nin önünde makro bir hedefte koymaktadır. O hedef Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefidir. Hedefimiz Balkan coğrafyasıyla Türk cumhuriyetlerle en iyi ilişkileri yeniden kurmak ve en ileri noktaya getirmektir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan ile olan ilişkilerimizi aynı milletin farklı devletleri olduğu gerçeğini inkar etmeden, ancak üstenci, buyurgan bir dille değil, dost ve kardeş bir ülke bağıyla oluşturmak ve sürdürmektir. Diğer yandan Rusya ve Çin gibi güçlü devletlerle diplomatik ilişkilerin en iyi şekilde geliştirilmesi, en üst noktaya getirilmesi ve sürdürülmesi partimizin iktidar yürüyüşünde de iktidar boyunca da terk etmeyeceği bir yol haritasıdır. Bugün 32'si Avrupa'da toplamda 77 partinin bulunduğu Sosyalist Enternasyonel de partimizin Avrupa Birliği mücadelesine tam destek vereceğini, hiçbir üye ülkenin çekimser, hiçbir üye partinin çekimser kalmadığı bir metinle kayıt ve imza altına almıştır. Pusulası millet olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin hedefi güçlü, zengin, dünyayla barışık ve dünyayla yarışan Avrupa Birliği'ne tam üye olmuş bir Türkiye'dir. 105 yıl sonra yeniden Sivas'tayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini yerel seçimlerde olduğu gibi yeniden birinci parti yapmanın hedefiyle birlikte yan yanayız, kol kolayız, omuz omuzayız. Yol haritamızı belirlemek, en demokratik düzüğü yapmak, Türkiye'yi nasıl yöneteceğimizi tarif edeceğimiz
program değişikliklerini başlatmak üzere sayın genel başkanlarımı, kurultay delegelerimi, grup başkan vekillerimi, milletvekillerimi, parti meclis üyelerimi, tüm belediye başkanlarımı ve tüm kurultay delegelerimizi iktidar yürüyüşüne ilk adımı atmak üzere Ankara'ya davet ediyorum. Sizleri Ankara'ya davet ediyorum. Kalkın. Kalkın Ankara'ya gidelim. Kalkın partimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Partisi'ni iktidar yapalım. İktidar yürüyüşümüz Sivas'tan başlıyor, Ankara'da devam ediyor. Çankaya'da bir Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı olana bu ülkeyi yeniden Gazi'nin partisi yönetene kadar devam edeceğiz. Yürüyelim arkadaşlar. Ankara'ya gidiyoruz. İktidar yürüyüşümüzü başlatıyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.